Arkadaşlar selamlar, merhabalar, keyifler yerindedir. Umarım yine Celal Hoca ile Kimya YouTube kanalındayız arkadaşlar. Tabi yine Rolanti gidiyoruz bu aralar. Çok bağırmadan böyle güzel tane tane size anlatarak. Çünkü neden? Malum Celal Hoca sabahtan beri derste. Bugün derse gittim arkadaşlar. Ama dedim ki şöyle AYT oynatma listesine birazcık da soru çözüm videoları ekleyelim dedim arkadaşlar. Çünkü AYT konu anlatımlarını bitirdik ama artık sınava kadar soru çözme zamanı. Birazcık böyle konu konu soru çözümleri yapacağız. Ondan sonra AYT'den de deneme çözümlerine başlayacağız. Bugün ne yapıyoruz? Kimyasal tepkimelerde enerji kısmını anlatacağız arkadaşlar. Bak sonuna kadar dinle tamam mı? Konu anlatımını dinledin zaten. AYT oynatma listesinden. Ben ayrıyetten AYT oynatma listesi diye AYT soru çözümü 80 günde AYT kimya kampı soru çözümü oynatma listesinde bu videoyu paylaşacağım. Ama bir de AYT 80 gün AYT kimya kısmında o kamp oynatma listesinde de olacak. Yani oraya da atacağız. Yani her konunun sonuna ben ekleyeceğim soru çözümlerini. Sen konu anlatımını dinlediysen o zaman soru çözümünü de direkt dinleyeceksin. Tamam mı? Şimdi kimyasal tepkimelerde enerji konusunu anlattık. Şimdi sıra nerede? Soru çözmekte arkadaşlar. Gelin o zaman sorumuzu çözelim. Şöyle geldik bakalım. Birinci sorumuzdan bakalım arkadaşlar. Diyor ki birinci sorumuzda. Şöyle baktık. Endotermik tepkimeler ile ilgili. Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Arkadaşlar, bir tepkimeye ben ısı veriyorsam, tamam mı? Ki burada ne olacaktır? Şöyle ısı dedik. Buradan ısı verdiğimde A ile B gitti C'yi oluştur diyelim. Böyle tepkimeler nasıl tepkimelerdi arkadaşlar? Endotermik tepkimelerdi, değil mi? Çok güzel. Şimdi arkadaşlar Böyle tepkimelere ben şöyle bir grafik çizdiğimde hani şöyle düşün. Şimdi girenler enerji alacak ürünlere dönüşecek. Tamam mı? Şurası ürünler. Yani ürünler burada girenler burada. Yani burada ne var? A artı B vardı. Ben dışarıdan bu aradaki fark kadar bak delta H kadar ısı verdim. Ondan sonra ne oldu? Ürünlere dönüştü. Şimdi okuyalım bakalım. Entelpi diyor zamanla artar. Şimdi entalpi enerji değişimi demek. Yani dışarıdan sen buna enerji veriyorsun ve ne yapıyor arkadaşlar? Enerji değişimi gittikçe artıyor. Enerji verdiğin sürece artar. Doğrudur. Girenlerin potansiyel enerjisi ürünlerin potansiyel enerjisinden büyüktür diyor. Şimdi bak bakalım girenin mi büyük, ürünün mü büyük? Bak bu potansiyel enerji zaman grafiği. Tamam mı? E şimdi bakıyorsun girenlerin potansiyel enerjisi ürünlerin potansiyel enerjisinden daha düşük. Bak büyüktür demiş. O zaman bu yanlış olacak arkadaşlar. Diğerlerine bakalım. Düşük sıcaklıklarda reaktifler daha kararlıdır. Şimdi böyle bir tepkime ısı vermeyi bıraktığım andan itibaren tepkime giren olarak kalır. Yani C olmaz. Maddenin olmak istediği hal hani kalmak istediği hal, kararlı olmak istediği hal arkadaşlar. Dolayısıyla burada girenler olarak yani C oluşmayacağı için ısı vermeyi kestiğimde düşük sıcaklıklarda girenler daha kararlıdır dedim. O zaman bu doğru olmuş oldu. Bak azotun yanması örnek olarak verilebilir. Şimdi arkadaşlar bütün yanma tepkimelerinden ısı açığa çıkardı ama azotun yanması endotermikti. Bu da doğrudur. Bunu özellikle söylemiştik. Tekme başladıktan sonra genellikle kendiliğinden devam etmez diyor. Edenleri de vardır demiştik. Değil mi? Mesela suyun edenlerde ne vardı? Su gaz hale geçiyor. Yani suyun buharlaşması, değil mi? H2O gaz dedik. Bu olay endotermik bir olaydı. Ama kendiliğinden olurdu. Su her sıcaklıkta buharlaşırdı. Ama genellikle ben ısı vermeyi bıraktığım andan itibaren endotermik tepkimeler gerçekleştirmesini durdurur. Yani gerçekleşmez. Dolayısıyla ne diyeceğiz arkadaşlar burada? Bu da doğrudur. Yani burada B seçeneğim yanlış seçenek olmuş oldu. Gelin bakalım diğer sorumuza geçelim. Geldik ikinci sorumuza arkadaşlar. Bir tepkime de diyor ürünlerin ısı kapsamı yani ürünlerin entalpisi demek bu tamam mı? Girenlerin ısı kapsamından büyüktür. Yani şöyle bir grafikten ben size bunu anlatayım arkadaşlar. Şimdi ürünlerin ısı kapsamı girenlerin ısı kapsamından büyük. Yani girenler böyleyse ürünler böyle olacak. Tamam mı? Şurası giren. Giren ne yaptı? Ürüne dönüştü arkadaşlar. Bak ürünlerin entalpisi daha büyük. Girenlerinki daha küçük. Yani böyle tepkimelerde bak. Buradaki kollar havadaysa sistem dışarıdan ısı almış. Yani delta H artı böyle tepkimeler ney? Endotermik tepkimeler. Bana diyor ki bu tepkime endotermik. Bu tepkime yukarıdakilerden yukarıda verilenlerden hangileri olamaz diyor. Bak eğer egzotermik bir tepkime olsaydı şöyle yazardın. Yani şöyle düşün. Girenlerin daha büyük ürünlerin daha küçük olurdu. Sistemden ısı açığa çıkmış. Delta H eşittir. Eksi olurdu. Böyle tepkimelerde egzotermik olurdu ama bana bunu demiyor. Bak buralardan anla girenlerde mesela kollar havadaysa mesela girenler daha yüksekse bu egzotermik tepkime. Girenler daha düşükse endotermik tepkime. Bu şekilde bunları yorumlayacaksın. Bak bu azotun yanması. Azotun yanması neydi arkadaşlar? Endotermik bir olaydı. Bütün yanma olayları egzotermik. Azotun yanması endotermik doğrudur. Bak H2 gazı ne yapmış? Burada bak şöyle düşün. Hidrojen hidrojen bağı varmış. Bu bağ kopmuş. 2 tane hidrojen atomu olmuş elimde. Yani şunları ayrı ayrı düşün yani tamam mı? Buradaki bağ kırılmış demek bu. 2 tane hidrojen atomuna dönüşmüş. E bağ kırılması endotermik bir olay değil mi? Benim bunun için dışarıdan ısı vermem lazım. Sistemi zorlamam lazım. Yani bu da olur. Bak bu metanın yanmasıdır arkadaşlar. Bütün yanma olayları egzotermik olaylardır. Azot hariç demiştik. Dolayısıyla bu egzotermiktir. Endotermik olan burada C seçeneği 1 ve 2 demiş olduk. Hadi gelin bakalım diğer sorumuza geçelim. Şimdi soruya baktığımızda bir tepkinin potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği aşağıdaki gibidir diyor. Buna göre delta H değeri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bak girenler havada ürünler aşağıda. Ne oluyordu? Bak kollar havada ısı düşüşü olmuş arkadaşlar. Bu tepkime egzo termik bir tepkime. Yani şöyle düşün. X Z'ye dönüşürken bir de buradan ne yapmış? Isı açığa çıkmış arkadaşlar. Tamam mı? O zaman şöyle bak. X eksi Z değerine bak. Delta H diyor. X eksi Z değerine eşittir. Şimdi şu aradaki farktan ki ben buraya tepkime hızlarında ne diyordum? E, A, I diyordum arkadaşlar. Tepkime hızlarını dinlediğinizi farz ederek şu aradaki farkı düşün. Bak ben E, A, I'den E, A, G'yi çıkartırsam. E, A, G. Bu da geri aktivasyon enerjisiydi. Delta H buna eşittir değil mi? Delta H eşittir. E A I eksi E A G. Şimdi tepkime hızlarını dinlemediysen henüz şöyle düşün. Bu aradaki fark ya hani şu fark şu sarıyla çizdiğim bölgeyle şu diğer sarıyla çizdiğim bölge arasındaki farkı da eşit. Ben E A derim. Bu ikinci kısmı da EAG derim. O zaman buradaki delta H, yani E A I X E A G Z o zaman delta H buna eşittir arkadaşlar. Bu doğrudur. Basınca ve sıcaklığa bağlı olarak değişir. Bak entalpi ısı değişimi tamam mı? Delta H neye bağlıdır? Delta H sıcaklığa bağlıdır. Delta H basınca bağlıdır. Delta H madde miktarına bağlıdır. Şimdi ısıdaki değişim ya. Şöyle düşün. 1 mol yani bir tane maddenin diyelim 10 kg'ıysa 2 tane maddenin 20 kg'ıdır. Yani neye bağlıymış? Madde miktarına. Tam madde miktarı ve neye bağlıdır delta H en son arkadaşlar? Maddenin fiziksel hali. Bu dört faktöre bağlıdır. Şöyle düşün tepkimenin izlediği yol izlediği yol ve katalizöre bağlı değildir. Katalizör tepkimeyi hızlandıran demek bağlı değil. Unutma bu dört faktöre bağlı. Maddenin haline niye bağlı? Şöyle düşün bir sıvıya Gaz olsun diye ben ısı veririm. Endotermik bir olaydır yani. Düşün maddenin fiziksel haline. Bağlı diyeceğiz biz. Yani basınca ve sıcaklığa bağlı olarak değişir. Ama tepkimin izlediği yola bağlı değildir bak. Şöyle düşün yani. Seni girenlerdeki standart oluşum entalpisi yani girenlerin entalpisi bir de ürünlerin entalpisi değişiyor. Bu aradaki fark. Hani bu tepkimin hangi yolda gerçekleştiği, hangi mekanizmayı izlediği beni ilgilendirmiyor. Girende ne var elimde? Üründe ne var? bunların standart oluşum entalpileri arasındaki fark delta ürünler eksi girenler diyoruz. Yani burada doğru seçenek ne olacak arkadaşlar? 1 ve 2 olmuş olacak. Gelin bakalım diğer sorumuza geçelim. Şimdi yine soruya baktığımızda potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilen tepkime ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Bak şu kısım girenler, şu kısım ürünler tamam mı? Bak sistem ne yapmış? Ürünlerde kollar havada yani şu aradaki fark kadar dışarıdan ısı almış. Yani Şöyle düşünün. Delta H eşittir ürün eksi giren diyoruz ya arkadaşlar. Bak benim buradaki ürünüm 45. Ürünler diyorum. Şurası tepkimeye giren demek. Şurası ürün demek yani. Tamam. Benim ürünüm 45'miş kilojülmüş ısı kapsamı. Yani entelpisi. Girenlerin de sıfırmış. O zaman delta H ne olur buradan? Artı 45 olarak bulunur. Yani ben bunu yazarsam şu aradaki fark delta H ya. Bu delta H ne olarak yazarım? Artı 45 olarak yazarım. Bakalım şimdi. Minimum enerjide olmaydı eğilimi girenler de Şimdi burada giren gitti ürüne dönüştü. Bu tepme endotermik bir tepkime. Yani dışarıdan ısı almış. Bak minimum enerjide olduğu hal her zaman ısının olduğu taraf. Kararlı olduğu hal yani. Minimum enerji dedim. Sen bu sisteme ısı vermeyi bıraktığında ne diyorduk? Genellikle tepkime gerçekleştirmeyi durur. Yani tepkime ürüne dönüşmez. Yani tepkime girenlerde kalır. Tamam mı? Yani girenler daha kararlı. Kararlı olduğu halde minimum enerjili olma eğilimi vardır. Bak maddeler minimum enerjili olma eğilimindedir. Tamam mı? Bu termodinamik yasası. iki tane maddenin eğilimi vardır. Bir maksimum düzensizlik. İki minimum enerji eğilimi. İki eğilimi gerçekleştirir madde. Minimum enerji eğilimi her zaman nerede? Isının olduğu tarafta yani. Öyle düşün. Pratik yolda bu. Yani girenler lehinedir diyor. Doğrudur. Tepki entalpisi artı 45 kilo kaloridir diyor. Tamam mı? Burada kilo kalori cinsinden vermiş. Demin kilojül demiş olabilirim. Düzeltiyorum arkadaşlar. Doğru. Enerji bakımından girenler daha kararlıdır. Bak ısı vermeyi durduğumda sistem giren olarak kalır. Ürüne dönüşmez. Genellikle öyle demiştik. Doğrudur. Yani olmak istediği hal kararlı olduğu halde. XY gazının molar oluşma entalpisi artı 45 kilo kaloridir diyor. Şimdi bak tepki ben burada arkadaşlar. Şöyle düşün. Şimdi buradan 2 mol oluştuğunda ben bu sisteme 45 kilokalori ısı vermişim. Yani bunun delta H'ı ne olmuş oldu? Artı 45. Arkadaşlar bunun molar oluşum entalpisi demek 1 mol için. Yani 2 mol için 45 ise 1 mol xy oluşsaydı 45 bölü 2 olurdu delta H. Yani bu yanlış olmuş olacak molar oluşum entalpisi değil. Yalıtılmış sistemde gerçekleştirilirse sıcaklık düşer. Şimdi yalı, yalıtılmış bir sistem dışarıdan ısı almayacağı için ve bu tepkime gerçekleşirken sistem ortamın ısısını kullanacağı için buradaki sıcaklık düşer. Yani ortamdan ısı alır. Öyle düşün arkadaşlar. O zaman bu da doğru olmuş oldu. Burada ne dedim ben? D seçeneğim burada doğru seçenek olmuş oldu. Gelin bakalım diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi egzotermiktir diyor. Egzotermik tepkimelerde A, B'ye dönüşürken bir de ısı açığa çıkıyordu. Ben de delta aşığı eksi olarak gösteriyordum değil mi? Bak bu azotun yanması bütün yanma tepkimelerinden ısı açığa çıkar ama azot hariç demiştik. Azotun yanması endotermiktir ısı ister arkadaşlar. Şimdi şöyle düşün suyun hidrojen ve oksijene ayrışması. E şimdi sen durup dururken suyun hidrojenle oksijen ayrıştığını gördün mü? Yani senin ne yapman lazım? Bu sisteme dışarıdan ısı vermen lazım. Yani dışarıdan ısı verdiğinde bu sistem ne yapar? Su hidrojen ve oksijene dönüşür. Yani egzotermik değildir arkadaşlar. Tamam. Şimdi bak bu bir asit değil mi? Ortama aş verecek. Bu bir bas. TT'den hatırlarsak bütün asit ve bas tepkimeleri neydi arkadaşlar? Egzotermikti. ısı açığa çıkartır. İstisnası yok. Tamam mı? Delta H. O zaman burada eksi olarak yazarız. Egzotermik tepkimen. Burada asit bas tepkimesi. Bak burada klor ne yapmış? Bağını kırmış. iki tane klor atomuna ayrışmış. Yani bunun için sisteme dışarıdan ısı vermem lazım arkadaşlar. Delta artı artıyla göstereceğim. Endotermiktir. Bak katıdan gaza. Ne dedik? Katı gitti, sıvıya dönüştü. Bu da gitti, gaza dönüştü. Sağa doğru giderken ben ne yapacağım? Düzensizliği bozuyorum. Bak, katı daha düzenli, gaz daha düzensiz sağa doğru gidiyorken yani katıdan sıvıya doğru geçerken yani erime olaylarında veyahut da sıvıdan gaza geçerken buharlaşma olaylarında ya da katıdan direkt gaza geçerken yani süblimleşme olaylarında arkadaşlar burada ne olur? Endotermik sisteme ısı vermem lazım. Sistem dışarıdan ısı alır. Burada katıdan gaza geçiş var. Bir süblimleşme olayı arkadaşlar. O zaman bu da endotermik bir olaydır. Burada C seçeneği asit bas tepkimesi olduğundan dolayı egzotermik dedik. Hadi gelin bakalım diğer sorumuza geçelim. Şimdi bir Hesap sorusu arkadaşlar. 16 gram XO2 bileşiği oluşurken 75 kilojul ısı açığa çıktığına göre X elementinin atom kütlesi. Bu tip soruları çözdük. Sana eğer X'in atom kütlesini soruyorsa sen şimdi burada XO2'yi biliyorsun ya. Sana bunun 16 gram olduğunu söylemiş. O zaman XO2 için diyorum arkadaşlar. Buradan X'i bulacağız. N eşittir M bölü MA diye bir formülümüz vardı. Molde yani mol kütlesinde ne demek? Bir molün ağırlığı demek. O zaman N eşittir M bölü MA yazacaksın. Buradaki MA mol kütlesiydi. Ben bunu arıyorum arkadaşlar. Sistem bana bu XO2'nin 16 gram olduğunu söylemiş. Yani bu da M. O zaman şuraya M yerine 16 yazdım. Benim MA'yı bulabilmem için neyi bulmam lazım? N'i bulabilmem lazım. Mol. Bak ben size şöyle demiştim. Bu tip sorular babadan olan esir sorular. Tamam mı? Şimdi buradaki delta H'a bak bakalım. Şimdi 300 kilojül ısı açığa çıkmış. Delta H'ı ne olarak yazmalıyım? Eksi 300 kilojül olarak yazmalıyım. Şimdi buradaki bileşik oluşurken ama 75 kilojül ısı açığa çıkmış. Şöyle düşün bak. Buradan 1 mol oluştuğunda demek. Buradaki katsayılar bu demek arkadaşlar. Bak 1 mol XO2 oluştuğunda ne kadar ısı açığa çıkmış? 300. Bak açığa çıkan ısı eksi olarak yazmam. 300 kilojül. O zaman 75 kilojül ısı açığa çıkması için kaç mol XO2 oluşmalı diyorum. Bak şimdi bu 4'e bölünmüş hali. Bu 4'e bölünmüş hali. E'ni buradan ne olarak buluyorum? 0,25 mol olarak bulmuş oluyorum. Geldim yerine yazdım. 0,25 eşittir. M 16 Bölü MA dersem arkadaşlar. Bak MA da buradan ne gelir? 16 bölü 0,25'ten. Buradan 64 gram bölü mol gelir. Öğretmenim cevaplarda yok. Deme hemen. Deme deme. Sen neyi buldun? XO2'nin toplam mol kütlesini buldun. Yani bu 64 grammış. Şimdi şöyle düşün. Bu 1 mol bileşikte 1 mol x var. 1 mol x'in ağırlığını arıyorum zaten. Buna x gram diyeyim. Art. Bak şimdi. 1 mol oksijen 16 grammış. Benim bileşimde 2 mol var. O zaman 2 molü de 2 çarpı 16 gramdır. X artı 32 eşittir 64 ise ikisi de buradan 32 gram bölü mol olarak mol ağırlığını bulurum doğru seçeneğim D seçeneği olmuş. Olur arkadaşlar. Hadi gelin bakalım 7. sorumuza geçelim. Şimdi diyor ki gerçekleşirken ısı veren tepkimeler egzotermik. Yani A, B'ye dönüşüyorken ısı veriyorsa egzotermik tepkimeler denir diyor. Egzotermik tepkimeler sonucunda ortam sıcaklığı artar. Çünkü neden sistemden ısı çıkışı olur. Buna göre yukarıdaki olaylardan hangisi kesinlikle egzotermiktir diyor. Bak gazların suda çözülmesi. Arkadaşlar şöyle hatırla. Sıcaklık arttıkça çözünürlük azalıyorsa biz demiştik ki gazlar böyledir. Sıcakta koladan ps diye ses çıkar. Değil mi? Mesela buzdolabından aldın yazın. Sıcakta koladan böyle ps diye ses çıkar. Orada şu kolanın içerisindeki karbondioksit sıcakta çözünürlük azaldığı için birden serbest hale geçiyor. Eğer böyle bir çözünürlüğüm varsa böyle çözünmelere egzotermik çözünme demiştim ki egzotermik. Bak istisnasız bütün gazların suda çözünmesi egzotermiktir. Gazlar karbondioksit gazını düşün. Buradan ne yapıyor? Karbondioksit çözeltisine dönüşüyor. Ve buradan ısı açığa çıkar arkadaşlar. Tamam mı? Egzotermiktir. Öyle düşün. Normalde mesela tuz, şeker gibi maddeler katılar mesela. Endotermiktir. Ama egzotermik olanları da vardır. Yani sıcaklık arttığında bunu hatırlatalım mı? Bak sıcaklık arttığında eğer çözünürlük artıyorsa da endotermik çözüme demiştim. Endotermik. Şimdi mesela bazı katı ve sıvılar. Tamam mı? Endotermiktir. Bak egzotermikte bütün gazlar Bak bütün gazlar egzotermik. Bütün gazlar istisnası yok. Bunda da bazı bir de bazı katı ve sıvılar. Tamam mı? Mesela katı olarak sodyum hidroksit düşün. Sodyum hidroksitini suya attığımda ısı açığa çıkar arkadaşlar. Egzotermik bir çözünmedir. Zaten lavabo açığı mesela evlerde falan görmüşsündür. Lavaboyu açarken lavabo açığı gördüğünde mesela su koyu üzerine bir de ısı açığa çıkar. Öyle düşün. Bu kesindir arkadaşlar. Tam Bu kesinlikle egzotermiktir yani. O zaman A seçeneğinin doğru seçenek dedik. Bak yanma tepkimelerinde azot hariç N2'nin yanması endotermik değil mi arkadaşlar? Buradan NO2 oluşturması endotermik bir olaydı. Bunun istisnası var. Sentez tepkimeleri. Bak şöyle düşün. Mesela azotla oksijen birleşip NO2 oluştuğunda mesela bu endotermik bir tepkime. Ama mesela şu da karbonla oksijen birleşip karbondioksit oluştuğunda bu da bir sentez tepkimesi. İki madde birleşip tek bir madde oluşuyorsa sentez tepkimesi diyorduk. Bak buradan da ısı açığa çıkar. Yani ben bunları kesin diyemem yani. Endotermik ya da egzotermik olabilir. Katıların suda çözülmesi. Bak ne dedik endotermik ya da egzotermik olabilir. Kesin değildir yani. Nötr atomlardan elektron koparılması. Bak elektron koparılması zaten endotermik bir olay. İyonlaşma enerjisi değil mi? Endotermik bir olay. Öyle düşün. Mesela sodyum değil mi? 11, 11. Ben buna iyonlaşma enerjisi veriyordum. Bir elektron kopardım. Sodyum artı 11, 10 artı elektron dedim. Yani bu olay zaten endotermik bir olay. Bana kesinlikle egzotermiği soruyor. Bu da değil. Kesinlikle egzotermik olan burada A seçeneği demiş olduk. Hadi gelin bakalım diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki maddelerden hangisinin standart oluşum entalpisi sıfırdır? Bak Şimdi entalpi demek değişim demek. Enerjideki değişim. Yani son durumda ve ilk durumda. Yani ne diyorduk? Delta H eşittir. Delta ya yani şöyle diyelim toplam ürünler. Toplam ürün eksi toplam giren diyorum. Tamam mı? Delta H değişim demek arkadaşlar. Şimdi doğada kararlı halde bulunan elementler biz enerji değiştirmediğini kabul ediyoruz. Bak enerji değil. Sen şöyle düşün benim cebimdeki parayı bilebilir misin? Bilemez. Benim para harcamam lazım değil mi? Başlangıçta 10 liram vardı. Dışarıdan para aldım 50 liram oldu. O zaman son durumda 50, ilk durumda 10. 50 10'dan artı 40 bulurum. Artı 40 bulmam artı 40 lira harcadım demek değil. 40 lira bana para girişi oldu demek. Tamam Benim para harcamam lazım. Ama ben hiç para harcamadıysam sen benim paradaki değişimime sıfır dersin. Yani biz de doğada kararlı halde bulunan elementlerin hiç enerji değiştirmediğini kabul ederiz. Yani enerji değişimleri sıfırdır. Değişim sıfır. Şöyle düşün. Mesela doğada O2 sıvı halde bulunmaz. Bunun değişimi sıfır değildir. Neden? O2 gazı olsaydı sıfır olurdu bak. Bu gaz O2 sıvısına dönüşürken buradan bir de ısı çıkışı olur arkadaşlar. Değil mi? Gazın sıvıya dönüşmesi. Yoğunlaşma egzotermik bir olaydır. O yüzden yani burada sıvı dedik. Şurası sıvı olacak arkadaşlar. Sıvı tamam mı? Yani bu sıvının enerji değişimi sıfır olmaz. Bu değil. Bak flor doğada gaz haldedir arkadaşlar. Tamam mı? Bak bu OH zaten element bile değil. Element olması lazım. Aynı atomlardan oluşması lazım. Bak O3 zaten O2 bak allotrop arkadaşlar. O2 O3'ten e, O3 yani bu ozon. Tamam şu ozon. Ozonun sıfır değildir. Bu allotrop olduğundan dolayı O2'den oluştuğunu düşünürüz arkadaşlar. Aralarında denge tepkimesi vardır bunların. Bunun da sıfır olmaz. Bak zaten bu element de değil. Bileşik. Bunun zaten sıfır değil. Burada doğada kararlı halde flor gaz haldedir arkadaşlar. Ve florun evrenin başından beri hep gaz olarak kaldığını düşünürüz. Hiç enerji değiştirmediğini düşünürüz. Buraya dikkat ediyoruz. Tamam mı? O zaman geldik sıradaki sorumuz arkadaşlar. Şimdi entalpiden toplamda 18 tane soru çözeceğiz. Benim de sesim gitti arkadaşlar. bayağı bir zorlanıyorum konuşurken. Bilmiyorum fark ediyor musunuz da? Bu soru bu videonun son sorusu. Toplam 18 soru var. 9 soru birinci videoda, 9 soru ikinci videoda olsun. Fazla uzatmayalım tamam mı? Şimdi geldim bak. Standart koşullarda gerçekleşen diyor. Bu tepkimesinin potansiyel enerjisi zaman grafiği aşağıdaki gibidir diyor. Şimdi 64 gram HX gazı oluşması için 13 kJ ısı gerektiğine göre X elementin atom kütlesi kaçtır? Şimdi delta kaç? 26. Bak şunlar giren, şunlar ürün. Hemen yazıyorum arkadaşlar. Zaten tepkimeyi de vermiş. 1 bölü H2 artı 1 bölü 2 X2 gitti hx oluşturdu. Bunun delta h'ı da artı 26. Şimdi bana atom kütlesi sorduğunda ben ne diyordum? Şuraya yazayım. N eşittir. M bölü MA. Bakıyorum bir de bana neyin kütlesini vermiş? Hx'in. Yani ben burada hx için yapacağım. Dikkat et. Tamam mı? Buradan da x'i çekeceğim. Şimdi bu 64 grammış. Bak deminki gibi düşün. 64 grammış. Bana ne lazım? Mol lazım. Mol de şuradan bulacağım. Bak 13 kilojülü sayıca çıkmış. Şimdi şunun katsayısı 1. 1 mol oluştuğunda 26 kilojül. Şimdi buradan ısı ısı açığa çıkmış dedim ya. Isı gerekiyor. Öyle düşün. 1 mol oluştuğunda 26 kilojül ısı gerekiyor. Yani senin bu sisteme 26 kilojül vermen gerek. O zaman öyle dedim. 1 mol oluştuğunda 26 kilojül ısı gerektiğine göre 13 kilojül ısı gerekiyormuş. Bak 13 kilojül gerektiğine göre diyor. O zaman kaç mol tepkimeye sokmalıyım? En de buradan 0.5 mol olmalı arkadaşlar. Geldim yerine yazdım. 0.5 eşittir. 64 bölü A dedim. MA da buradan 64 bölü 0,5 dedim arkadaşlar. Buradan 128 gelir. Gram bölü mol. Şimdi bu ney? Bu HX. Tamam mı? Geldim şuraya. HX'in 128 gram olduğunu düşünürsek 1 molünün. Şimdi hidrojenin 1 molü kaç grammış? 1 gram. O zaman yazdım. Artı X'in 1 molünün ağırlığını arıyorum. X gram olsun. Toplamı 128 olacakmış. X de buradan 127 gram bölü mol gelir. Doğru seçeneğim A seçeneği dedim. Ve videomun sonuna geldim arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Umarım anlaşılır, anlatabilmişizdir. Tabi boğazlarımız kötü arkadaşlar. Birazcık böyle hani düşük anlatıyoruz. Yani düzelmedi. Sabahtan beri bak Allah seni inandırsın. Kaç saat derse girdim biliyor musun? 12 saat derse girdim bugün. Saat şu an 22.44 tamam mı? ve gerçekten hani 10.30 birazdan montajı yapacağım yarın sen senle paylaşacağım. İnsanüstü bir çalışma gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Hani boğazlar da kötü. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Sürçü lisan ettiysek affola. O zaman bu videonun ikincisi için ne yapıyorsun? Bol bol yorum atıyorsun. Destek oluyorsun. İkinci videolarda gelecek. Zaten soru çözümlerini yapacağız. Ama yorum atmayı, destek olmayı ve kanala abone olmayı unutma. O zaman görüşmek üzere. Kendine iyi bak arkadaşlar. İyi çalışmalar.